29 Temmuz 2022 Cuma Benoıktan Erdikmen Avrupa'dan Haberlere Hoş Geldiniz. Almanya'da Ağustos ayında bazı değişiklikler var. Öğrencilere ödenen bafyö artırılacak. Ödenen en yüksek miktar ayda 861'den 934'e çıkıyor. Bu parayı ailesinin net geliri 2.414'ü geçmeyen öğrenciler alabiliyor. Bafyö almak için yaş sınırı da 30'dan 45'e yükseltiliyor. İş sözleşmeleri, çalışanların lehine daha şeffaf hale getirilecek sözleşmelerde fazla mesai ücreti, çalışma saatleri, eğitimler net olarak ifade edilecek. 2020 vergi beyanını mali müşavir veya bir vergi yardım derneği üstünden yapanlar için de son tarih 31 Ağustos. 16 Ağustos'tan itibaren eczanelerde muadil ilaçlar da bulundurulacak. Orijinal ilaç pahalıysa aynı etkiye sahip olan muadili de satın alınabilecek. Sağlık ve bakım sektöründe çalışanlara da kızamık aşısı zorunlu oldu. Henüz olmayanlar 2500 avroya kadar para cezası alabilir. Sağlık nedeniyle olamayanlar ve 1971 öncesinde doğanlar bundan muaf. Almanya'da kızamık aşısı okula başlayacak çocuklar için zaten zorunluydu. Aksi halde ailelere para cezası veriliyor. 9 avroluk bilet bu ay son Temmuz bileti Ağustos'ta geçmiyor. Ağustos için yeni bilet almak gerekiyor. Eylül'de bu bilet tamamen yürürlükten kaldırılacak. Çünkü para yok. Bunun maliyeti sadece 2,5 milyar avroydu. Hükümet kaynak yok diye bunu uzatmama kararı aldı. Ancak yerine başka bir bilet alternatifi düşünülüyor. Ayda 69 olsun diyen var, yılda 365 olsun diyen var. Daha yüksek bir fiyattan benzer bir bilet uygulamasının devam etmesi bekleniyor. Ancak bu konuda ayrıntılar henüz belli değil. Bu arada Almanya Amerika'dan 35 tane F35 savaş uçağı alacak. ABD Dışişleri bu satışa onay verdi. Sadece bu uçaklara ödenen para 8 milyar 400 milyon. Tasarruf neydi? Tasarruf emekti. Aynı şekilde benzindeki vergi indirimi de 31 Ağustos'ta sona erecek. Eylül'den itibaren benzinde 30 cent, dizelde 14 cent artış bekleniyor. Federal parlamento önünde her gün lazer gösterisi var. Burada günde 12.500 avroluk enerji harcanıyor. Ancak siyasetçiler bu gösterinin eğitici yönü olduğunu düşünüyor ve devamını istiyorlar. Diğer taraftan Berlin'de 200'e yakın tarihi bina, heykel ve köprü artık ışıklandırılmayacak. Krematoriumlarda, cesetlerin yakıldığı yerlerde bile sıcaklıklar düşürülüyor. Bir belediye başvuru yaptı ama asgari bir sınır var. Onun altına inmek için özel izin almayı bekliyor. Bavyera eyaleti bugün tatile girdi. Bugün itibariyle 16 eyaletin tamamı yaz tatilinde. 10 Ağustos'ta geri dönüşler başlayacak. Okullar ilk olarak NRV'de açılacak. Bu arada ADAS hafta sonu otobanlarda yoğunluk uyarısı yaptı. Temmuz ayında işsiz sayısı Almanya'da 107 bin arttı. Toplamda 2,5 milyona yakın kişi çalışmıyor. İş ajansı bunda Ukraynalı mültecilerin de etkili olduğunu açıkladı. Geçen seneye göre ise işsiz sayısı azaldı. Hafta sonu hava güzel olacak. 17 ile 30 derece arasında sadece yarın doğu kesimlerde yağmur bekleniyor. Ülke geneli ise güneşli. Pazartesi gününden itibaren havalar yeniden ısınmaya başlayacak. Ve çarşamba, perşembe hafta ortası 40-42 dereceler görülebilir. Aşırı sıcaklar yine geliyor dikkat. Fransa'da orman yangınları devam ediyor. Geçen hafta bir gönüllü itfaiyeci sırf atraksiyon olsun diye kasıtlı olarak yangın çıkarmış. Bilerek, isteyerek yangın çıkarmış. 3 yıldır da çıkarıyormuş. Çıksın da söndüreyim diye yangın çıkarmış. 15 yıl hapisle yargılanacak. Artık bol bol vakti olacak düşünmek için. İnsanlar gerçekten son dönemde iyi değiller. Can sıkıntısından yangın mı çıkarılır? Yangın söndürmeye bağımlıyım demiş. O zaman mezarlıktaki görevliler de biz insanları gömmeye bağımlıyız desinler. Birilerini öldürsünler. Olmaz. Fransa'daki enflasyon %6.1 1958'den bu yana en yüksek seviye. Avro bölgesinin en yüksek enflasyonlarından biri ise %9.2 ile Avusturya'da. Buna rağmen emeklilere sadece %6 zam yapılacak. O da inşallah seni Yani emekliler fakirleşmiş olacak. Hollanda'daki enflasyon %11.6 sebebi gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar. Çiftçi protestoları da sürüyor. Birçok bölgede olaylı geçiyor. Belçika'daki enflasyon %9.6 son 40 yılın rekoru kırıldı. Emekli maaşları ve sosyal yardımlar Belçika'da enflasyona endeksli her ay düzenli zam geliyor. %2 zam yapılacak bunu her ülkenin yapması lazım. Böylelikle emeklilerin yaşam standartını korursunuz. Almanya 2 senede bir o da olursa %5 zam yapıyor. Sonra siyasetçiler son 30 yılın en yüksek zamını yaptık diyorlar ama emekliler fakirleşmiş oluyor. İngiltere'de her haneye 400 pound enerji yardımı yapılacak. 6 taksitte aydanaya faturalardan düşülecek. Ayrıca dar gelirlilere 650, emeklilere de 300 er pound ek ödeme var. Sırbistan gümrüğü Almanya'dan giden bir araçta 100 bin avro nakit para ele geçirdi. Bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Hep söylüyoruz ama işte enişte gitti bir şey olmadı. Ben de giderim diye düşünüyor birçok kişi. Eğer durdurup ararlarsa ki rastgele durduruyorlar Kesinlikle o parayı bulurlar. Enişteye bir şey olmamış olabilir ama sizin başınıza bir şey gelebilir. Her sene 10 milyonlarca avroyu biz yiyemedik alın siz yiyin diye gidip Sırp Bulgar gümrüklerine kaptırıyoruz. Yazık, günah, yasal sınırlara dikkat edelim. Araçta Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi sayısı 1 milyonun üstünde. Daha sezon bitmedi. Her sene milyonlarca kişi gidiyor. Konya kulunun nüfusu 50 bin, yazın 100 bine yakın gurbetçi geliyor. Esnaf sene boyunca onları bekliyor. Kulu Fornia diyor kulullar. Ekonomik sıkıntılar baş gösterince insanlar bir sorumlu bir düşman ararlar ve bu genelde ülkede yaşayan yabancılar olur. Kriz dönemlerinde ırkçılık bu yüzden yükselir. Hitler de en büyük ekonomik krizin ortasında iktidara geldi. Son dönemde Türkiye'de de maalesef bir gurbetçi nefreti oluştuğunu görüyoruz. Herkes yapmıyor tabii ama yapanların sayısı maalesef sürekli artıyor. Bu kişilerin iki argümanları var. Birincisi burada yaşamıyorsunuz ama oy veriyorsunuz burada bizim kaderimizi belirliyorsunuz diyorlar. Öyle bir şey yok. Verdiğimiz oylarla hiçbir şey değişmiyor. İşiniz rahat olsun. Son seçimde 6 tane milletvekilliği yer değiştirdi sadece. 4 iktidar partisine 2 sana muhalefete gitti. Yani tüm dünyadan gelen oylar sadece 2 milletvekili fark ettirdi. Yurt dışından hiç oy kullanılmasaydı Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecekti. İkincisi Sokak röportajlarında saçmalıyorsunuz diyorlar. Saçmalayan arkadaşlarımız yok mu? Var. Ama bunu gören de Türkiye'de sanki herkes sokak röportajlarında çok mantıklı konuşuyor zannedecek. Öyle bir şey de yok. Erzurumlu, İzmirli, Antalyalı, Sinoplu hiç fark etmez. Bir kişi sokak röportajında saçmalayınca tüm Erzurumlular böyle, tüm İzmirliler böyle demiyor kimse. Ama bir gurbetçi saçmaladığı zaman orada eurolar alıyorsunuz da burada hava basıyorsunuz lan giriyorlar. Bize kızmak için bir sebep arıyorlar. Bir gurbetçi tüm gurbetçileri temsil ediyor. Bizim Türkiye'ye fayda sağlamaktan başka hiçbir şey yaptığımız yok. İlk gelenler Osmanlı döneminde Fransa'ya gönderilen kürekçiler oralardan başlar. Bugün gelen bilgisayar mühendislerine kadar, doktorlara kadar hepimiz geldik, çalıştık, para kazandık, kazanamadık. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama kazandıysak helal para kazandık alın teriyle bunun ciddi bir kısmını da Türkiye'ye gönderdik. Göndermeye de devam edeceğiz. Kıssanız da bu böyle olacak. Bizim Türkiye'dekilerden, Türkiye'dekilerin bizden hiçbir eksiği fazlası farkı yok. Kimsenin de bize gelme deme hakkı yok. Gelme diyen acaba Türkiye için ne yapmış da kendisinde bu hakkı görüyor. Türkiye bizim vatanımız. Oy vermeyin. Sen de oy verme o zaman. Ne alakası var? Bir sürü ülkede yurt dışı seçim bölgesi var. Kimse bir şey söylemiyor. Hepsi oy kullanıyor. Bizim direkt Türkiye'yi ilgilendiren sorunlarımız da var. Sıla yolunda saatlerce bekleniyor. Her sene aynı eziyet. Uçak biletleri almış başına gitmiş. 4 ay sonra telefon kapanıyor. Polis sokakta yabancı plakalı arabalara bakıyor. İşte aman süresi geçtiyse bu arabayı sınır dışı edelim diyor. Bırakın vatandaş arabasını kullansın. Bunun bir zararı yok. Bunları Türkiye çözebilir. Biz de bu ülkenin vatandaşı olarak oy kullanma hakkına sahibiz. İsteyen de istediğine oyunu verir. İnsanları suçlamak çok kolay. Dünyanın en kolay şeyi siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Ama o zaman bizim de şu soruyu sorma hakkımız olur. Biz bugüne kadar bu kadar şey yaptık. Acaba siz gurbetçiler için ne yaptınız? Bir gelip en azından hal hatır sordunuz mu? Amerika'da bir deney yapmışlardı. Chicago'da. Hawthorne elektrik tesisleri var. Orada işçileri gruba ayırdılar. Bir gruba daha fazla mola verdiler. Çay kahve verdiler. Daha iyi ışıklandırma sağladılar. Bir sürü şey verdiler ama verimliliklerine baktılar ve beklendiği gibi oldu. Bu grubun verimliliği arttı. İkinci gruba hiçbir şey vermediler. Sadece izlediler. Sürpriz bir şekilde onların da verimliliği arttı. Bilim insanları sebebini araştırdı. İşçiler bize ilgi gösterdi bunlar, değer verdi, bizi dikkate aldılar diye memnun olmuşlardı. Hiçbir şey almadıkları halde çok daha iyi çalışmışlardı. Biz de karşılık beklemiyoruz. Türkiye'yi de, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın her birini de seviyoruz. Zaten karşılık bekleyince onun adı sevgi olmuyor, değiş tokuş oluyor. Bu dünya üç günlük bir dünya. Hakikaten zamanımızı böyle saçma sapan şeyleri konuşmak için çarçur etmeyelim. Bakın daha dün bir gurbetçi kardeşimiz Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza haberleri geliyor. Sanatçı İlhan İrem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun bizim de yarın sabah çıkacağımızın hiçbir garantisi yok. Bu sene artık son viraja girdik. Bugün Ağustos ayındaki değişiklikleri haber yaptık. Göz açıp kapayana kadar bir bakacağız. 2023'teki değişiklikler haberi gelecek gelirse. Temmuz geldi geçti. Hala hayatta olanlara hoş bir sada bir umut kalsın. Hasan Hüseyin bir oğlum olacak adı Temmuz diyor. Karataş'ın göbeğinde aşk, Karataş'ın göbeğinde barış. Karataş çatladı çatlayacak. Ben de bitmeyen kavga onda yeniden başlayacak. Bir oğlum olacak adı Temmuz. Öfkede benden fırtına, sevgide deniz. Temmuz gibi sıcak ve bereketli. Temmuz gibi uçsuz bucaksız. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.